Şimdi gelin bir kez daha bölgeye gidelim. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Çok ilginç gelişmeleri konuşuyoruz. Sinan, otopside Nari'nin avucunda kıl olduğu ortaya çıktı. Şimdi akıllardaki soru şu: Nari'ne otopsi işlemi yapılalı çokça uzun zaman oldu. O kılın kime ait olduğu hala ortaya çıkmadı mı? Bizler yeni öğrendik bu bilgiyi. Elbette tüm soruşturma kapsamında bilgiler paylaşılmıyor ama uzun bir zaman geçti. Nedir son durum? Detayları senden alalım. 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde işte Ertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Diyarbakırlı Küçük Narin ile ilgili haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Maalesef Narin'in cansız bedeni işte o derede bulunduktan sonra da bölgeye çok sayıda olay yeri inceleme ekipleri gitmiş ve bir delil çalışması bölgede gerçekleştirmişlerdi. Ve yapılan delil incelemesinde kellik ilacı tespiti yapıldı ve üzerinde detaylı bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak otopsi işlemleri sırasında da Nari'nin avucunun içerisinde bir kıl bulundu. Yaklaşık 0,5 santim civarında bir kıl. Kıl örneğiyle ilgili muhtemelen bir inceleme, bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü iddianamenin içerisinde böyle bir bilginin yer almadığını biliyoruz. Çünkü kılla ilgili veya Nari'nin otopsi işlemleriyle ilgili iddianamede herhangi bir bilginin paylaşılmadığını şu an için gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak ek bir soruşturma olur mu olmaz mı? Tabi bu da artık savcıların bileceği, karar vereceği bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sürecin hala devam ettiğini belirtebiliriz. Davanın ikinci duruşması 26 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ve Nari'ne kıyanlar bir kez daha yargı önünde hesap vermesi bekleniyor. Biz şu anda köydeyiz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes bir kez daha köyden detayları paylaşsın. Tabii hava artık soğuk, soğumaya başladı. Vatandaşların bir kısmı evlerinde olduklarını söyleyebiliriz. Bir kısmı da şehir merkezinde. Ancak köyde sessizliğin devam ettiğini şu an için söyleyebiliriz. Bir yandan da Küçük Nari'nin mezarına ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Yine biraz önce çok sayıda kişiyi biz burada gördük. Nari'nin mezarına geldiler, dua ettiler, Fatiha okudular. Artık bütün gözler 26 Aralık tarihine çevrilmiş durumda. 26 Aralık tarihinde Nari'ne kıyanlar yargı önünde bir kez daha hesap vermesi bekleniyor. Özlem. Narin Güran cinayetindeki son gelişmeleri Sinan Yılmaz, Muhammed Özgültekin'in görüntüsüyle ekrana taşıdı. Biz de her gün bu ekrandan Narin'in katili kim, Narin'i bunu yapanlar bulundu mu diye soruyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz.